Arkadaşlar merhaba. Vize sınavı açıklamasını size bu videodan yapmaya uygun gördüm. Umarım yararlı olur ve kafanızda karışıklık çıkmaz. Arkadaşlar ilk sayfamızda öğrenci bilgilerinin olduğu ilk sayfada burada adınızı soyadınızı oraya yazıyorsunuz. Öğrenci numaranızı dolduruyorsunuz. Sınav hakkında açıklama, sınava ait sorular alt tarafta verilmiş dediği yer şurası. Bunu da göstereyim. Şu kısım. Buradan sorulara geçiş yapacaksınız. Nasıl? Göstereyim. Soru 1, soru 2, soru 3, soru 4, soru 5, soru 6 ve soru 7 olacak. Burası da soru 7'yi de koyalım. Ardından siz şuraya dokunmuyorsunuz arkadaşlar. Buralara ben notlandıracağım sizin bizzat ve toplam puanınızı gireceğim. Soru 1'de arkadaşlar gayet sorularımız açık. Bakın benim görebileceğim yere yani cevaplarınızı yazın. Tamamen kurgu sizde. Eğer gözümden kaçarsa şimdi gidip de sayfanın en son sayfasına yani eklerseniz onu göremem. O yüzden kurgu sizde. Güzel bir şekilde benim görebileceğim yerlere cevaplandırın. Buradan size bütün soruları şöyle ki kafanızı karıştırmayacak şekilde. Örneğin şuraya belki açıklama getirebilir. Her bir işlemi adım adım yapınız. Yani sınıfta hatırlıyorsanız standart satmanın uzun halini yapıyorduk Valence'la birlikte. Onu adım adım istiyorum. Unutmayın. Burada yorumlamanızı istiyorum mesela bu soruda. Değerleri verdim. Değerleri yine şu yorumlarınızı şuraya yazabilirsiniz. Bu boş alanlara. Yeter ki ben yorumlarınızı göreyim arkadaşlar. Burada belki zorlanabilirsiniz. Burada bir tane veri söz konusu. Sizden buranın başta da aslında histogramını çizip ona göre hamlenizi neye göre, dönüşümünüzü neye göre yapacaksınız ona karar verip devam ettirebilirsiniz. Buradan size aykırı değer istiyorum. Aykırı değerleri hem Z'ye göre bulacaksınız hem de box monitörünü bulacaksınız arkadaşlar. Son olarak ise bu size yabancı gelmeyecektir. Birazcık da herkes yapabilsin diye sormuş olduğum sorunun ödev sorusunun tekrarını verdim arkadaşlar. Burada yine burada da Z ve T hesaplamalarını isteyip sizden sorunun cevabını vermenizi istiyorum. Şu an panik yapmayın. Şöyle ki sınavda 20'sinde başlatacağım. 24'ünün akşamına doğru bitecek arkadaşlar. Lütfen son güne bırakmayın ve yüklemelerinize dikkat edin. Daha önce yapmış olduğum uyarıları. Ona göre de arkadaşlar sorularınızın cevaplarını yükleyin. Sanırım size 4 gün yetecektir. Herkese başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Bundan öncesinde şunu söylemek isterim. Yapmış olduğum ödevler tabii ki değerlendirmeye tabi olacaktır. Vize mi, final mi? Onu düşüneceğim arkadaşlar. Vize eğer herkes güzel bir şekilde yapmışsa arkadaşlar finale bırakacağım. Finalde daha belli değil nasıl olacağı ama eğer herkes daha doğrusu sınıfta büyük bir çoğunluğu düşük alırsa ödevlerinizi finale yansıtacağım arkadaşlar. Bunlarla ilgili de haberiniz olsun. Hepinize başarılar diliyorum. Sevgilerimle.